Bugün günlerden 19 Mayıs 2020 Gençlik ve Spor Bayramımız da kutlu olsun bu arada. Ben de bu son zamanlarda işte bu pandemi sürecindeki bu video boş vaktimizin olması ve geçmişi yad ediyoruz diye video serime devam etmeye karar vermiştim. Bazı arkadaşlar demiş işte bu yeni süreçle ilgili bazı şeyleri açıklam, yani anlatsan gibilerinden. Hepsine tabii sırayla zaman gelecektir ama ben geriden deneyimleri, yaşadığımız şeyleri açıklayarak veya işte onları da yad ederek hem de o zamanki kişileri de tekrar arıyorum birkaçını. Hala görüştüğüm arkadaşlar var tabii ama hepsiyle tabii görüşemiyoruz. Herkes kendi yoluna gitti. Bazısı piyasaya devam etti. Ve hepsi de piyasayla alakalı değil. Bugün hatta anlatacağım konu biraz da böyle kişinin kendisiyle alakalıdır. Yani piyasalarda devam edip etmeyeceği. Bazı arkadaşlar çok zeki çıkıyor. Çok da iyi, belli bir zaman ilgileniyor. Ondan sonra diyor ki burası kardeşim kumarhane diyor. Yani burada ne işin var diyor. Gidiyor. Bizim bakış açımız da kumarhane. Tabii şu anda giriş yaptığım parça da Osman Öztunç'un Birader parçasındaki şarkı sözlerine bakacak olursanız, bundan önce The Gambler'de de işte kumarbazdaki şarkı sözleri, bizim bakış açımız genelde biraz da kumarhane gözüyle olduğu için kaldık. Ben şimdi size hem herkes için de, ama şöyle bir şey de var, kaldık. Herkes için de geçerli bir şey bu. İnsanın geçmişte ilk 5-10 yılda yaşadığı şeyler herkes için deneyimdir. Ama yani ayakta kalıp tekrar bunları paylaşmak ayrı bir şey ve ben etkilendiğim insanlar ve başarılı bulduğum insanları genelde kopyacıyım. Hatta bu arada Ali Perşembe'yi çok beğeniyorum. Hatta yazdığı açıklamalardan onu hissedebiliyorum. Bu işi yani öyle teknik analiz, grafik veya osilatörlerle falan çözebileceğimiz bir şey değil. Bu iş biraz duygularla alakalı olduğunu inandığımız için o yüzden bir yararı da olacaksa geriden yaşadığın deneyimlerin ileride lehine çevirebilmişsen tabii ki çevrilir, yani o yaşadığın acı sana ileride o deneyim, işte o deneyimi tekrar karşına geldiği zaman, lehine çevirdiğin zaman bu işten para kazanırsın. Ve şöyle bir şey var, bu çok önemli. Ben şuna inanıyorum, yani bu kaldıraçlı piyasalarda da geçerli, bizim piyasada da, bütün sermaye piyasalarında da geçerli. Normal hayatta da geçerli gene, yani bu şeyle alakalı değil, yani ille de sermaye piyasalarıyla alakalı olmak zorunda değil söyleyeceklerim. Benim kişisel görüşüm şöyle bir şey var. İnsanın bir kere riskli enstrümanlara yatırım yapıp yapmayacağı, sevip sevmediği ilk böyle 3-4 yılda belli olabilecek bir şey olduğunu inanıyorum. Ben çünkü bu işlerle ilgilenip böyle sonra devam ettirmeyen insanların veya daha sabit enstrümanlarda kalıp, daha akılcı tabii, o ayrı bir şey, ona bir şey demiyorum. Ama böyle bizim gibi de yaşanmış hikayeleri olmuyor tabii o insanların. Veya bizim gibi insanlar, böyle bu işlerle ilgilenen insanlar kısa vadede hayatlarında bir değişim falan olduğu zaman dışarıdan "aa işte şöyle oldu" falan diyebiliyorlar. Bu tabii kalkıp da sabit bildiğimiz işte sabit enstrümanlar nedir? Hazine bonusudur, işte faizdir, işte dövizdir. Dövizde sabit olmasa bile yani enflasyona göre nihayette Türkiye gibi gelişmekte olan piyasalarda bir getiridir. İşte gayrimenkuldür falan, ama bizim gibi piyasada oyun, paranın çok fazla oynadığı ve değişimler olduğu piyasada şöyle bir şey var. İnsan bunu, psikolojisini kaldırıyor olması lazım. O yüzden yani böyle söylüyor bazı arkadaşlar, yeni şeyleri işte anlatsan, yeni şeyler bildiği, biz işte yaşadığımız deneyimleri, bazı tahtaları bazı arkadaşlar biliyor. Ama tabii onun evveliyatına inmek benim için ve bu videoları çekme amacımız için daha mantıklı. Dediğimiz gibi otobiyografisi, hayat hikayeleri bana daha mantıklı geliyor. Ve benim hep çevrem şöyle oldu. Bilmiyorum, hala da öyle. Genelde yaşı benden 15-20 yaş büyük. Hatta çok yaşlı insanlarla daha mı iyi anlaşıyorum nedir? Hep arkadaş çevremde öyle oluştu. Sermaye piyasalarında da öyle. Belki ben çok erken yaşta başlamam kaynaklı, belki onların yaşı ilerledi, bizim de yaşımız ilerledi. Ondan kaynaklıdır.
Evet. Şimdi burada şuna geleceğim. Bir kere dedik yani bu işte devam edip etmeyeceği insanın piyasaya bakış açısı, tamam kumarhane desek bile yani bu kumarhanenin de bir mantığı var. Yani biz tamam körü körüne de bir şey demiyoruz. İlle de bu her şeyi kumar demiyoruz. Yani nihayetinde her şeyin bir piyasa değeri var. Ve bu piyasa değerleri ve incelemelerin nihayetinde size bir getiri sağlayabilmesi için bunu uygun fiyatlıyken analiz etmek gerekiyor. Uygun fiyatlı olmasa bile karlı sürdürülebilirse, kötü fiyattan da alsan sürdürülebilir bir kâra sahipse ve şirket daha iyi gidecekse size bu nihayetinde para kazandıracaktır. Ben size şimdi bunu birkaç örneğiyle, bu videoyu da çekme amacımız da şu olsun, çok daldan dala zıplamak, belki de çok iyi olmayabilir ama ne kadar anlatsak da, ne kadar şey olsa, ben şimdi geriye dönüp işte bu ilk tarihlere gittiğim zaman aslında onu gördüm. Yani dedim ya neler kaçırmışız. Yani neler kaçırmışız dersen tabii onu göremiyorsun ama o an, yani şu anda bu videoyu seyreden de belki, ama belki kulağına bir küpe olur. Ben şimdi şöyle bir şey yapayım. Bunu sınırlı tutalım. Başka videoda kağıt bazında anlatırım bunu. Seneye gidelim gene. Ben daha önce işte bunu bahsettim veya yakın çevremdeki arkadaşlarım, özellikle Nişantaşı'nda beni tanıyan ve bu diyaloglarda olan kişiler çok iyi bilirler. Benim çok eskiden bir at yarışı merakım vardı. Yani at yarışı merakım dedim 94-93 yıllarında falan. Borsayla da 94 yılında dediğim gibi aracı kurum açılınca işte bu oraya paket servis yaparken tanıştım. Yine ben şey yaparken, böyle paket servis falan yaparken at yarışıyla tanıştım. At yarışıyla tanışmadan önce de yani demek ki ben de işte sokakta misket oynardık çocukluğumuzda. Çok vaktimiz olmasa bile hep çalıştık çünkü. Misket oynardık. Misketi biliyorsunuz, misket karşılığı misket alırdık. Bir yıl misketimiz olurdu yani. Sonra kendi aramızda bazı şeyler işte parayı duvara yakın atma kumarı. Belli bir kumar fonksiyonu oluşmuş. Hatta Maçka'da şey vardı. Ben hep buralarda oturdum. Maçka'da Luna Park vardı bizim. Hala işte küçük çiftlik park dinleyenler Luna Park vardı. Oraya giderdik. Orada da hep böyle normal atari matari oynamayıp kumar var şeyleri oynuyordum. Yani belki de ona kaçıyordu şeyim. Bünya. At yarışıyla çok meraklı olmam işte şeydi, yani nasıl diyeyimse böyle o zaman işte harçlığımızdan çıkan parayla gidiyoruz. O zaman ikili var, altılı oynuyoruz falan. Bir gün hiç unutmam, hatta şöyle bir şey oldu. Ben yarışta gülüyoruz hala da şey. İlk yani o belki de benim hayatımı değiştiren olaylardan biriydi. Normalde şey kapanıyor, ne diyeceğim size, saat işte 3. koşu koştuktan sonra bizim Ganyan Bayi, o zaman yani kulakları çınlasın Yusuf abi var Nişantaşı'nda, bültenleri şeye koyuyor, asmak için gelen bir sonraki günün bültenlerini duvarın üzerine koyuyor. Onlar işte öbür bültenler yarış bitince asacak. O bültenleri ben yanlışlıkla bir sonraki günün bülteniyle ikili oynuyorum. Ve o ikili geliyor. Hiç unutmam, Doru Hatun diye bir attı galiba. İkili tutuyor. Ve ikili tutuyor. Ben ciddi bir para alıyorum yani. Ama çok komik parayla oynuyorum ama. Yani ciddi para dediğim, şu anda diyelim atıyorum 10 liralık oynamışsam. Ben işte 800 liramını bir para alıyorum şeyden, ikiliden. Ondan sonra ben o sırada şey oluyor tabii, o parayı kazanınca böyle bir kazanç oluyor. Devamlı at yarışı artık benim için değişmez. Bu aynı şeydeki gibi. Yani borsadaki gibi, bir hisse senedinden veya işte bir pozisyondan para kazandığınız zaman, özellikle borsa kısa vadede hızlı bir ki genelde öyle yaparlar. Ondan kopamazsın. Onun gibi bir şey. Biz de at yarışından kopamadık. Tabii o 93 veya 94, yanlış hatırlayabiliyorum. Ama yani borsadan önceydi yani altılıya benim başlamam, at yarışları oynamam. O zaman tabii yaş şey değil yani, daha tutmuyor. Ama oynuyorduk. Neyse. Sonra at yarışında ben işte kazandım. Sonra esas borsaya sermaye olması benim için önemli olan, böyle sürprizleri seven bir karakterim oldu. Şimdi de öyledir. Bu nereden gelecek bu? Nereye götüreceğiz? Onu da anlayacaksınız videonun sonunda. Ben hiç unutmam. O zaman hiç geçirmeyen bir at var. Bolt Pilot diye bir at var. Bolt Pilot'ın geçildiği bir yarış var. O zaman bir
96 senesiyle yanlış hatırlamıyorsam. O altının ben hem o Bolt Pilot'ın geçirdiği günü hem ikilisi işte o yarıştaki 30 liranın üzerinde verdi. Altısı da 100 liranın üzerinde verdim. 3 kupon buldum. Yani Türkiye'de diyelim 117 kupon bulunmuştu. Ben 3 kuponum da tutuyor. Çünkü 3 kuponumda da Türkiye'nin geçirmez, 6 yarışta da geçirmez atını ben devirmişim yani. Hepsinde de devirmişim. Neyse orada bir fena bir sermaye de olmasa yani şöyle örnek vereyim. O zaman yani bu zamanın parası iyi bir BMW alabiliyordu yani. İyi bir BMW şimdi kaç para atıyorum? 1 milyon diyelim yani. Atıyorum bu milyon olmasa bile şu bu zamanın parası bir 400 bin lira, 300 bin lira gibi parayı yani ikinci elimine tam hatırlayamıyorum ama iyi bir para. Neyse biz işte o altını bulduktan sonra 96 senesiydi galiba. 96-97 iyiydi borsada zaten. 94 çokmuştu. 96-97 fena geçmedi. 98'de çöküş oldu. Biz tabii o sıra işlemler yapmaya başlamıştık. 94'ün ortasından sonra işlemler yapmaya başlamıştık. Aracı kurumda işte her zaman şeyi öğrenmiş işte. Biraz da para yatırınca bana kredi açtılar. Dediler ki Tufan işte sana kredi de tanım ama benim üzerime değil hesap, babamın üzerine. Kredi de açtılar. Ben gün içi alıp satmaya başladım. Ve yani hayatımın kaydığı yerde. Gün içi alıp satmaya başladım. Gün içi alıp satmaya başlayınca o zaman işte ilk zamanların girdiğim tatları bahsetmişimdir. Ünye çimento, Anadolu sigorta, kartonsa falan böyle kartlı. Şimdi orada gül içi alıp satmaya başlayınca şöyle bir şey oldu. Tam tarihini onu hatırlayamıyorum. İlk çarpılışım şey oldu. Türk Hava Yolları tahtası 42 lira falan. Çok iyi hatırlıyorum ama yani fiyatı. Ben elimde diyelim atıyorum. O zamanın parası yine fena portföy değildi tabii. O zaman da parayı bulup koyunca böyle dünyayı biz yaratmışız havalarına giriyorsun. Ben işte elin oradaki paranın yani 3 katına kadar o zaman yine izin veriyordu kurum. Mal aldım. Kağıt bir açıklama geldi. Özelleştirme dairesi bir şey dedi falan. Kağıt taban oldu. Taban oldu. Taban olunca şimdi eskiden ne oluyordu? Elimizde taban kağıtta yakalanmıştık ama yani kredili de olup da tabanda yakalanmak ilk defa başıma gelen bir şey. Çünkü kredi yeni tanımlandı. Eskiden neydi? Paramız kadar alıyorduk. Yani çok şeye girmiyorduk yani neydi? Düşüyordu, çıkıyordu, işte zararına veriyorduk veya yükseliyordu, veriyorduk veya düşüyordu, veriyordu. Yani ama ekstra bana kurum telefon açıp da ya buna para ödemek zorundasın, şöyledir, böyledir demiyordum. Ben de o zaman işte atıyorum, 3 katı falan mal almışım, kağıt taban oldu. Kağıt iyi dedik, taban oldu. Orada o zaman hiç unutmam yani, analist bir arkadaş var. Dedi ki işte dedi, düzelebilir dedi. Şöyle olur, böyle olur dedi. Adam haklı, nereden bilsin yani. Ertesi gün oldu, kağıt gene taban oldu. Ertesi gün oldu, gene taban oldu. O zaman hatırlayan arkadaşlar bilir yani, özelleştirme dairesiyle girişi. 27 liraya kadar alıcı görmedi. 27 lirada alıcı gördü. O zaman işte psikolojik falan değil yani. Aldığım paranın üzerinde para koymuş olduğum için şey yaptım yani, battık yani resmen. Neyse, orada Perkway'in %50'sini bıraktık. Yani daha da fazlasını hatta bıraktık. Çünkü kurum kapat diyor. Yoksa temerrüte düşüyoruz. Neyse kapattık şeyi. Kredili pozisyonlarımızı, ana pozisyonları hepsini kol bacak kestik, çıktık. Baktık yani bir şey kalmamış. Yani var da yani çok az bir şey kaldı. Dedi bu kredi işi sakat iş. Ama tabii yine rahat durmadık yani. Ya yani bir tatlılığını gördüğünüz için rahat durmadık. Sonra aradan bir 5-6 ay geçti. O zaman orada özel seans odası vardı. Zaten bir sonraki videoda konumuz da olacak. Özel seans odasına ben paket servis götürüyordum. Orada bir adam vardı. İsmini de söyleyebilirim. Levent diye bir arkadaşımız, abimiz. Müşteriye ben servis götürüyorum. Onlar da işte o zaman her dediğini her şeye inanıyorsun yani. Diyorsun ki ya diyorsun nihayetinde bu adam bu işle uğraşıyor. Sırf işi bu. Dehen ederse doğrudur diye düşünüyorsun. Adam bana bir kağıt aldırdı. İsim zikretmeyeyim ama bir çimento hissesi. Kağıt o zaman ama spekülatif yani şey değil. Öyle bir beklentiyle mi oluyorlar vermiyor. Bana da mantıklı geldi. Mantıklı derken yani o mantıkta da düşünmüyoruz ama. Kağıt yükseldi falan. Ondan çok iyi para kazandım 97 senesinde. O bana sat diyene kadar satmadı. Böyle bir acı yemişiz ki yani. Şey değil yani, tarifi yok. Yani
iyi piyasada yedik bir de o darbeyi. O ayrı bir şey yani, onu sonradan analiz edebildim. Nihayetinde o Hay'dan gelen para Huy'a gitti. Ve orada o bana şey oldu. Tam da olmadı gerçi o iki işlem. Ondan sonra esas 98'de yine işte kriz gelip 98'de ben şeyde yakalanınca, 98'de malda ben zaten 98 başladığında piyasa çok düşüyordu. Ben askerdeydim. Şöyle bir şey oldu. Yani askerdeyken de devam ettim ama yani gerek aracı kurumunda telefonum var. Gerekse o zaman işte Ganyan Bayi'nin telefonu var. Askeriye de zaten herkes beni atçı ve borsacı olarak biliyordu yani. Komutan üst kademesi. Ben Çorlu'da yaptım. Askeri havalanın yanında 57. Topçu Alayı var. Orada yaptım. Orada birçok kişi benim, hatta televizyon almıştım şeye, yemekhaneye teletexti. Şey yapardık, teletexten de takip ederdik. Artı telefon açardık falan. Orada tabii zaten 98 krizinde askerde olduğum için şey olmadı. Yani orada tam battık. Orada işte kredili de yakalandık. Artı Söksa hisse senedinin tahtası kapandı. Ben orada battım yani. Şeyi teslim ettik. Neyse, belki yine hatırlayan arkadaşlar vardır. Ben Giuliano diye bir yat vardı İzmir'de. İzmir'de iyi bir para veren altılıyı buldum gene. Orada tabii askerliğimin son 6-7 ayını çok rahat yaptım o yüzden. Çünkü gözetiyorlardı beni biraz da. Gözeten arkadaşlar şeyler oldu yani o zaman. Ama zaten gözetmeyecek bir şey yok. Çavuştum zaten. Orada zaten herkes çavuştu. Ama iyi, rahat bir bölükteydik. Ölçmeciydik. Ama yani devamlı orada borsayı ve at yarışını takip edebiliyordum. Hatta dalga konusuydum. Yani belki videoyu seyredip benimle beraber askerlik yapan arkadaşlar varsa şeydi yani, telefonla ben İstanbul'da kupon oynatırdım her gün. 2-3 tane gene bülten orada çalışmaya devam ederdik falan. Neyse, o batışta o parayı bulmam, İzmir'de o altılıyı bulmam şey oldu yani, bana ilaç gibi geldi çünkü batmıştım. Sonra askerliğim bitti, geldiğinde o benim bir yine sermayem oldu. Bu sefer dedim ki işte o batınca, ikinci batışta işte o benim belki hayatımda aldığım en radikal, en düzgün kararlardan biriydi. Ulan ben iki defa battım dedim, ikisinde de krediden battım. Ben niye kredide oynuyorum diye düşündüm, düşünmedim değil. Zaten o nakit akışı sabit enstrümana şey olması, askerden geldiğimde ben de kendi işyerlerimize çalışmaya başladım. Zaten babam da işte o senenin sonunda bıraktı, abimle birlikte çalışmaya başladık. Ve işlerimiz her zaman fena değildi yani. Şey oldu, krediyi kestim ama yani kesinlikle ve ondan sonra onu prensip haline getirdim. Hangi kurumda hesap açtırırsam açtırayım, şunu söyledim. Ben kredi istemiyorum kardeşim. Ben kredi, param kaç para kardeşim, bu kadar. Ben fazla alım limiti de istemiyorum. Şu anda tanımlı mesela. 3 tanımlıyorlar, 5 tanımlıyorlar artık ama kullanmam. Yani benim param ne kadar kardeşim, ben param kadar alım limiti. Fazlasını istemiyorum ben. Çünkü onu ben her zaman bedelini ödedim. Bedelini ödediğim bir şey, o onun acısını çeken bir insan. Bence ona bir daha yanaşıyorsa, bence o onun kumar ruhunun çok yüksek olması ki onu zaten görüyorlar. Bu videoyu yine bundan sonraki videoları daha iyi anlamak için çektim. Burada biraz benim kişisel şeyle alakalı olmuş oldu. Bundan sonraki videolarda görüyorlar. Yani demek ki yani herkes her köşe başı tutulmuş. Yani burada girdiğim parçasından tut, hayata bakış açımızdan kaynaklı bir şeyi açıkladım. Bundan sonraki videoda zaten isim zikreterek de bu yine 95-2001 arası krize kadarki olan dönemde yaşadığım, bizzat tahtı ismi olarak yaşadığım deneyim nasıl bana işte bir 10 yıl, bir 15 yıl sonra geçtikten sonra para kazandırdığını anlatacağım. Yani bir nihayetinde orada yediğimiz, aldığımız bir dersin bize İleride nasıl bir deyimize döndüğünü anlatacağım. O yüzden bunu anlatmam gerekiyordu. Yani benim de sermayem nereden geliyor, niye kredi kullanmıyorum, bunu da anlatmış oldum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.